Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Atama bekleyen arkadaşlarımız için güzel gelişmeler geliyor. Geçenlerde de gelişme gelmişti Sayın Bakanımızdan. Bugün de aynı zamanda Sayın Bakanımız Fahrettin Bey Mardin ziyaretindeydi böyle. İşte ziyaretinde bir tane arkadaşımız soruyor, işte alım ne zaman olur sorusunu soruyor, yöneltiyor. O da diyor ki şu anda 2023 için ataması için hazırlıklarımız var böyle. Yani aslında sinyali verdi. Daha doğrusu geçenlerde sinyali vermişti. Orada da herhalde yanlış hatırlamıyorsam Kırıkkale'de bir toplantıda, buluşmada bir arkadaşımız soruyor işte, hani sağlıkta alım ne zaman olur mu sorusunu soruyor. O zaman da demişti ki şu anda hastanelerimizdeki eksiklerimizi, personel listesini, hazırlıklarını yapıyoruz böyle. Yani artık yavaş yavaş dönem sonuna geliyoruz. Bundan sonra artık bu tür söylemleri sıklıkla duyabiliriz. Sayın Bakan da duyduk ve bunu daha bir üst mevki olan Cumhurbaşkanımızdan da eğer duyarsak böyle en kısa zamanda gelecektir ki zaten artık dönem sonu geldiği için böyle artık Eylül ayında bunlar tamamen dile getirilecek. Bakın yarın öbür gün artık Twitter'da gündem olacak, haber kanallarına gündem olacaktır. Bu çok çok güzel gelişme, umut verici gelişme. Olması gerekir. Çünkü gerçekten şu anda sağlıkta epey personel ihtiyaçları var böyle. Her bölümde yani. Lisanstan tut ta ön lisanslara kadar. Yani ne kadar sayı verir, ne kadar verilmez bilinmiyor ama yani güzel bir alım olursa çok güzel olur. Bir başka husus da işte alım ikiye bölünür mü sorusu var. Yani bugün bir arkadaşımız sormuştu böyle. Şimdi geçmiş yıllara baktığımızda sürekli hani alım hep ikiye bölünmüştü. Çok nadir bölünmemiştir böyle. Ondan dolayı bu alımda da yani alım sayısı, alım ikiye bölünebilme ihtimali yine yüksek görüyorum. Çünkü hali hazırda bir de seçim geldiği için böyle. Hani ne olur? Dönem sonu, geçen sene olduğu gibi Kasım Aralık'ta bir alım. Ondan sonra böyle zaten Mart'ta seçim var böyle. Şubat ayında da ikinci alım. Yani o alım ikiye bölündüğünde ikinci alımı gerçekleştirebilirler diye umut ediyorum. Ve umut ediyorum ki inşallah güzel, yüksek bir kontenjan verilir. Buradan sonraki aslında işte hani sendikaları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları Twitter'da gündem yaratmak gerekir. Yüksek. Örnek veriyorum 100 bin bir sağlık atamasını istiyoruz diye etkinlikler, haber kanallarına ve diğer diyelim ki önemli kişilere, bulunan kişilere eğer şey yapılırsa sesinize ortak olurlarsa bu çok güzel olur. Yani bundan sonrası aslında biraz da sendikalara baskı yapıp gündem oluşturmak gerekir. Hem atama için hem de yüksek bir atama olabilmesi için ve adil bir atama. Adil bir atama da gerçekten şart. Yani bazı bölümler çok çok yüksek puan almalarına rağmen halen de atanamıyor. Bunlar da çok büyük bir sıkıntı, bir problem. İnşallah atama en kısa zamanda olur, yüksek bir alım olur. Ondan sonra adil bir atama da olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni arkadaşlarımız da mezun oldu. Bilakis çok samimi olduğum arkadaşlarım da var. Yani buradan kulakları çınlasın Salih. Yani yüksek puan almışlar. Yani gerçekten küçük bir alım olursa hemen atanabilme ihtimalleri var böyle. Yani ondan dolayı Rabbim en kısa zamanda nasip etsin diye. Onu diyeyim böyle. Bu tür sorular da geliyor. İşte örnek veriyorum ki bu bölüme ne kadar kontenjan verilir? Bu kadar kontenjan verilirse puanlar kaça düşürülür? Gibi gibi sorular da geliyor. Kısaca oraya da değineceğim böyle. Arkadaşlar bakın 2024 yani bu yıl içerisinde yeni mezun olan arkadaşlarımız olduğu için olası bir atamada bu sıralama, puanlar bütün şeyleri alt üst edebilir. Bunları da göz ardı etmemek gerekir. Hani örnek diyorum ki en son 70 ile kapatmıştır, 80 ile kapatmıştır. Tekrardan hani 80'in altına düşecek diye bir kaide yok. Çünkü yeni mezunlar var. Yeni mezunların çoğusu da hani çoğusu da demeyelim. En azından %40, %50 belki de sizden daha yüksek puan almış olabilirler. Bunlara da göz ardı etmemek gerekir. Tabi aynı zamanda diğer hususlar da var. İşte yüksek puan alıp da başka bölümlere de başka kurumlarda atanıp giden kişiler de var. Bunları da unutmayalım böyle. Yapmamız gereken tek şey şu anda hani sizin yeriniz olsam böyle
Twitter'da olası öyle etkinlikler olduğunda destek verin, destek verin, destek verin. Çünkü ne kadar sesiniz yüksek çıkarırsa o kadar iyi olur. İnşallah güzel günler olur sizin için, bizim için. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın inşallah.